Tamam canım, aynı yerdeyim, seni bekliyorum. Hadi görüşürüz, öptüm. Abi ne haber? Ne yapıyorsun burada? İyidir, bugün izin günüm. Kız arkadaşımı bekliyorum. Böyle güzel bir havada gezelim dedik. Oh oh, iyi ettiniz. Ama gezerken yürüyerek gezin ha. Neden ki? Ya niye olacak? Biraz önce belediye otobüsüne bindim. Şoför hepimizi kovar gibi indirdi. Bu nedir ya? Allah Allah, niye? Psikolojisi bozukmuş. Ya o nasıl bir iş be? Vallahi öyle. Moralimi bozdun şimdi ya. E bende fazla para da yok ki gidip taksiye binelim. Zaten taksiye binemezsin ki. Niye? Pahalı diye değil mi? Yok yok, ondan değil. Yerli yolcu almıyorlar. Arap yolcu alıyorlar. Baktılar dolar uçuşmada geçti. TL vereni almıyorlar. Allah Allah, o nasıl iş be? Kazık iş abicim, kazık iş. Gücü yeten yetene. Bu işler böyle. Hadi görüşürüz. Ulan daha gün başlamadan hayattan gol yedik, iyi mi be? Ulan elin saf be, elin saf. Kimse milleti düşünmüyor anasını satayım ya. Çıktın mı canım? Bekliyorum. Hala hazırlanmadın mı? Alto, ne yapıyorsun burada? İyi abi, ne olsun? Senden ne haber? Ya bir arkadaş uygun bir araba var deyip alıp götürdü beni. Ya 2016-17 model araca 42.500 lira para istedi. Abi iyiymiş. Sakın kaçırma ha. Ya nesi iyi? Sana öyle geliyor. Araç demeye bin şahit lazım. Bin şahit getirsen bu tezek arabası mı der. Tezek arabası mı? Niye ki? Ya niye olacak? Güya bir zamanlar araba olan şey şimdi paramparça. Gene aynı parayı istiyorlar. Ulan fırsatçılar cebimizde 3 kuruş para vardı, onu çalıp gidecekler. Ben adamı var ya, bir tuttum onu böyle var ya, gebertecektim herifi neredeyse. Elimden zor aldılar. Anladım abi. Vallahi kötü olmuş ya. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapayım abi? Kız arkadaşımı bekliyorum. İyi iyi, bekle. Bu bozuk düzende sen mutlu ol bari. Biz ekonomi denen canavarın dişlerine çoktan hayatımızı kaptırmışız. Belki sen kurtulursun. O da belki. Neyse, görüşürüz. Sabah sabah ikinci golü de yedik, iyi mi? Hayat 2-0 önde. Ama olsun. Moral bozmak yok. Günün geri kalanı güzel geçecek. Gerizekalı, aptal, beyinsiz, adi şerefsiz pislikler. Alo aşkım, neredesin? Çıktın mı? Ne? Hala hazırlanıyor musun? Hayatım, bu kadar hazırlanmana gerek yok. Ebediyete gitmeyeceğiz ki. Alt tarafı parkta yürüyeceğiz. Tamam canım, bekliyorum. Birgül, ne oldu sana? Yok bir şey. Nasıl bir şey yok ya? Ne oldu, şu haline bak, anlatsana. Anlatırsam kötü gözle bakarsın bana. Ne alaka ya? Niye sana kötü gözle bakayım? Anlatsana ne oldu? Ya az önce yoldan geliyordum. Güpegündüz bana birileri saldırdı, taciz etti resmen ya Güpegündüz. Ya ne diyorsun Birgül sen? Olur mu öyle şey? Neden polise gitmedin? Ya gitsem ne olacak? Ne değişecek? En fazla mahkemeye çıkıp oradan da serbest bırakılıp elini kolunu sallayıp dolaşıp başka birini taciz edecek. ya da katledecek. İyi de Birgül, susarak da bir şeye çare bulunmaz ki. Biz kadınların sesi hiçbir zaman çıkmaz. Amasımız çıktığı kadar bağırsak dahi sesimizi hiç kimse duymaz. Duymaz. Anlıyorum seni. Çok şükür. En azından sen anladın. Başka birini anlatsaydım yanlış anlardı beni. Doğru. Galiba haklısın. Çok teşekkür ederim Altu. Peki sen ne yapıyorsun ki burada? Ne yapayım? Zeynep'i bekliyorum. Onunla buluşacaktık da. Lütfen birbirinize sahip çıkın. Cennet her ne kadar da anaların ayağı altında olsa dahi onlar savunmasız canlılardır. Lütfen birbirinizi kırmayın. Sahip çıkın birbirinize. Hadi kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Etti 3-0. Ulan hayat. Moral falan da kalmadı be arkadaş. Abi kusura bakma. Yanlış anlama beni. Dilenci değilim. Bana bir yol parası verebilir misin? Vallahi kardeşim çok bir şey yok ama. Al. Garibanın halinden gariban anlar zaten. Doğru diyorsun abi. Zengin adamın fakirle ne işi olur ki? Allah razı olsun abi, sağ ol. Sen de sağ ol kardeşim. Sen de sağ ol be. Merhaba canım, geldim ben. Nihayet geldin aşkım ya. Nerede kaldın? Buradaki ağaçlar gibi oldum. Neredeyse meyve verecektim. Aslında gelmeyecektim ama gelmeseydim de kendimi asla affetmezdim. Anlamadım hayatım. Ne diyorsun sen? Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama özür dilerim. Özür mü diliyorsun? Niye? Senin durumun olmadığı için babam seninle görüşmeme izin vermiyor. Tamam da hani bu durumu beraber çözecektik? Çözülecek bir şey yok. Babam haklı.
Böyle kötü zamanda parasız da evlenilmez ki. Ya ne diyorsun sen hayatım? Kusura bakma lütfen. Babam beni sana vermiyor. Ben ne yapayım? Kime veriyor? Muhittin abinin oğluna. Durumları çok iyiymiş. Durumları iyiymiş öyle mi? Evet, hem de çok iyiymiş. Özür dilerim. Babam haklı. Kendine iyi bak. Etti 4-0. Allah senin belanı versin ulan para. Etti 5-0. Ulan enayi bile olduk be, iyi mi? Ama en azından günü ölmeden kurtardık. Buna da şükür. Güzel günün sonu. Etti 6-0. Allah ölümün bile hayırlısını versin.